Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte LCY2 kombinleri yapacağız. İki tişörtümüz var, 7 tane de sivit tişörtümüz var. İki tişörtten bir tanesi bu, diğeri de şuradaki kırmızı olan. Ve çok güzel. Yani LCY2 maymununu özlediniz mi? Tişörtlerin ikisinde de LCY2 maymunu var. Göstereceğim hemen. LCY2'nin sitesine girdim ve dedim ki işte LCY2'den güzel, uygun fiyatlı, indirimli bir şeyler bakayım dedim. Ve sonrasında bunları gördüm. Mest oldum. Ben daha öncesinde LCY2'den bir tane LCY2 maymunlu bardakta satın almıştım. Hemen onu da göstereyim. Şöyle. Bunu bir sene önce falan satın almıştım. Bunun satışı varsa ben linkini bunun aşağısına eklerim. Bunu da satın alabilirsiniz. İki tişört böyle. Sivit tişörtler normal sivit tişörtler. Yani onların hiçbirinde LCY2 maymunu yok. 1.80 boyundayım. 75 kiloyum. Ve aldıklarımın hepsi M beden arkadaşlar. Ben bu arada daha bunları denemedim. Denediğim zaman göreceğiz, MB'den bana büyük mü gelecek, küçük mü gelecek. Siz de ona göre, duruma göre kendinizi ayarlarsınız. Kendi vücut tipinize göre, boyunuza, kilonuza göre doğru bedeni seçersiniz. Hepsi burada ve Trendyol'da yoklar. Öyle olduğu için direkt siteden satın aldım. Başlayalım. En büyük fanlarımız için özel koleksiyonumuzdur tarzında bir İngilizce yazı yazıyor. Bu var önünde. Arkasında hiçbir şey yok. Kaliteli bir kumaşı var, güzel bir kumaşı var. Tişörtün kumaşı bu şekilde. Evet, okey. Esneyebilecek bir kumaş yani. Böyle tişörtlerin altına aslında Converse çok güzel gidiyor. Koyu bir renk pantolon ve Converse de gayet güzel bir şekilde uyum yakalayabilirsiniz. Bu kısa kolların kollarını katlayabilirsiniz. Tişörtlerinizin kollarını bu şekilde katlarsanız çok daha güzel olur. Mesela bakın, size her iki örneği de veriyorum. Bu ve bu. Yani ben bunu daha çok seviyorum ve bunu daha çok tercih ediyorum. Biraz daha kolumu açıyor ve daha güzel oluyor. Bu birazcık daha uzun kalıyor. Bir tane de bordo Converse giyeceğim. Bir de öyle deneyeceğim. Bir tane de bordo Converse var. Siyah siyah giyersiniz. Yani koyu renkler giyerseniz, altında da bir tane renkli ayakkabı verirseniz aslında o renkli ayakkabıyı çok güzel patlatıyorsunuz. Çok güzel bir görüntü elde ediyorsunuz. Paketin içinden şunlar çıktı. Bu var. Bu var. Bu var. Bir tane siyah beyaz var. Bu var, göstermiş benim. Bu da küçük bir ayrıntı ve çok hoşuma gitti. Şimdi kırmızı tişörte geçelim. Kırmızı tişörtü de koyu kot pantolon, bordo Converse ve kırmızı tişört olarak yapacağım. Burada bordo kırmızı çok eşleşmeyebilir. Çok güzel değil mi? Çıldıracağım ya. Bu bordo Converse'de gitmedi. Bu olmadı. Bunun da önünde şöyle bir logo var. Onun haricinde hiçbir baskısı yok, hiçbir şey yok. Gayet güzel. Kumaşı siyahla aynı arkadaşlar. Sadece kırmızı. Kumaşında hiçbir farklılık yok. Gayet güzel. Aynı şekilde bunun da kollarını kıvıralım. Bu. Kesinlikle bu. Bir de şuna bakın. Bordoyu çıkarıp bunu giydiğim zaman aslında bütün algı tişörte geçti. Ve bu daha da güzel bir kombin oldu benim için. Beyaz Converse'ler arkadaşlar veya beyaz düz bir ayakkabı. Bu da gayet güzel olur. Siyah pantolon, altına beyaz ayakkabı ve üstüne de renkli bir tişört. Gayet güzel duruyor. Deneyelim. Gayet güzel. Sipariş verirken de çok hoşuma gitmişti. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Peluş. Şurası naylon. Şapkası da naylon. Böyle incecik bir şapkası var. Ve peluş. Hadi giyelim. Peluş. Sıcak tutacağına inanıyorum. Yani garanti veriyorum sıcak tutacağına. Kesinlikle sıcak tutacak bir parça. Önünde şöyle kandıracak var. Şöyle açıyorsunuz. Bayağı büyük bir cebi var. Yandan cebi yok burada. Sadece bu var. Şu şapkasının kumaşı naylonuyla şunun naylonu aynı şekilde arkadaşlar. Sıcak tutacak hissiyatını kesinlikle veriyor. Böyle peluş peluş. Güzel. Ben beğendim. Tişörtler bu arada. Kesinlikle tişörtler benim için birinci en başarılılar. Onlardan sonra en beğendiğim parça bu oldu. Şimdi diğer parçaya geçelim. Yine iddialı bir parça. Şık bir sweatshirt. Toplantıya giderken bile giyebileceğiniz bir şıklıkta. Bir resmiyeti var bu sweatshirt. Direkt olarak size bunu veriyor. Koyu renk kot pantolonla da gayet güzel oldu. Yandan cepleri var. Kapşonu var. Kapşon da siyah. Kapşonun içinin rengi şu renkle şu renk birbirlerine benzer. Kolumun rengiyle. Bu ikisini aynı yapmışlar. Dışını siyah yapmışlar.
Şu beyaz tarafının kumaşını da göstereyim size. Normal sweatshirt kumaşı. İçini göstereyim. İçi kalın arkadaşlar. Şu şekilde kalın bir kumaşı var içinin. Beyazın içi normal kumaş ama şu diğerleri polar. Fena değil arkadaşlar. Ben beğendim bu arada. Fena değil. Açık kot pantolon, sweatshirt, altına bir ayakkabı. Hatta bunun üzerine bir tane de trench coat alıp geliyorum. Bu kesinlikle olmadı. Şimdi siyah kot pantolonla tekrar deniyorum. Şimdi bunu full siyah kapşonluyla tekrar gösteriyorum. Neyse. Bu da araya sıkıştırdığım farklı bir kombin önerisi olsun. İddialı bir parça. Hoppa. Siyah pantolon, siyah kazak. Altına da güzel renkli bir ayakkabı giyerseniz şu renklerle o renk birbirini tamamlar. Gayet güzel bir kombin olur. Bunun bir eksi yana, içi şöyle polar polar değil. Evet, yine sizi çok sıcak tutacak güzel bir parça. Önü böyle açılıyor, hemen giyiyorum. Bu şimdiye kadar denediğim en iyi üçüncü parça. Birinci parça tişörtler, ikinci parça şu siyah beyaz olan sweatshirt, üçüncü parça da bu arkadaşlar. Kışın yanıyorsunuz sıcaktan, öldünüz, bunaldınız. Aç hemen önünü. Rahat rahat. Rahat rahat havanı al. Ferahla. Şöyle yap birazcık. Güzel arkadaşlar. Ben bunu beğendim. Şöyle yine polar. Şu şekilde. İçini göstereyim. Bu şekilde. Şu şekilde polar. Yine. Bu sefer diğeri gibi değil. Şuradan kanguru değil. Yandan cebi var arkadaşlar. Tek bir cep bu arada. Buradan çıkıyor. Şöyle kullanabilirsiniz. Şöyle kullanabilirsiniz. Şu şekilde kullanabilirsiniz. Şapkasının içinde polar var. Dışı naylon. Mesela diğerinin şapkası sadece naylondu. Full naylondu. Bunun içinde de polar var. Bu daha sıcak tutar. Bunun olabileceği en güzel versiyon bu. Çok gerek olduğunu düşünmesem de bunun içine beyaz bir tişört giydim. Onunla da görmenizi istiyorum. Çünkü bu yeşilin bu tonu aslında çok güzel bir şekilde beyazı kaldırıyor. Beyazla çok güzel bir match oluyor. O yüzden beyaz bir tişört de giydim. Bununla da görün istiyorum. Şu şekilde şöyle kapatayım tekrardan. Şu şekilde de gayet güzel yapabilirsiniz. Veya önünü full açabilirsiniz. Şimdi geldik iddialı bir renge. Açık mavi, buz mavisi de diyebileceğimiz bir renk. Arkasında Another Vision yazıyor. Önünde de yine Another Vision. Bunun büyümüş hali arkasında da var. Şöyle göstereyim. Baskıları falan da güzel yani. Baskılı bir tişört. Şurası biraz daha kalın bir baskı. Şurası klasik baskı. Rengi açık mavi, buz mavisine çalıyor. Hadi deneyelim. Beklediğimden daha güzel oldu. Bunun içine de beyaz tişört giydim arkadaşlar. Çünkü bu buz mavisi de beyazla güzel gidiyor. O yüzden beyaz tişörtle gayet güzel bir kombin elde ettik. Bakıyorum. Pantolonumu hiç değiştirmedim. Direkt bunun üzerine giydim. Beğendim. Ben bunu beğendim. Biraz daha yakından göstereyim. Şurası. Duruşu şöyle. Kolları falan da tam idealinde. Yani 1.80-75 kilo için tam idealinde bir kol uzunluğu. Çok bol değiller bu arada. Yani LC2M beden bana tam oldu. Yani mesela diğer markalarda bazı M bedenler büyük geldi. İşte her markanın kalıbı farklı zaten. Valla şöyle yapıyorum ya. Ben böyle deniyorum yani. Böyle kullanıyorum. O yüzden şunu şöyle yapacağım. İçinin kumaşı böyle polar polar değil. Normal düz kumaş. O yüzden diğerleri kadar sıcak tutmaz. Kiremit rengi. Benim merak ettiğim parçalardan biri. Böyle biraz daha salaş duracağını düşünüyorum. Güzel duracağını düşünüyorum. Başarılı bir parça. Şurası farklı. Kollarda bu kol farklı, bu kol farklı. Şöyle göstereyim içine. Yine polar polar içi. O konuda bir sıkıntı yok. Gayet sıcak tutacağını düşünüyorum. Tek cep. Ortada birleşiyor. Size önerim bunun altında kesinlikle yine siyah ayakkabı giyin veya beyaz bir ayakkabı giyin. Yani farklı bir renk ayakkabı giyerseniz bununla çok olmayabilir. Çünkü bu birazcık iddialı bir renk. Açık renk pantolon giydik ve hiç güzel olmadı. Hemen gösteriyorum. Dur.
Ben beğenmedim mesela. Güzel kombinasyonlar değil, biraz da kötü kombinasyonları da görün. Bunları yapmayın. Son parçamıza geldik arkadaşlar. Dümdüz bir sivit. Dümdüz. Hiçbir ekstresi yok, hiçbir şey yok. İçi sıcak tutar. Çok güzel duracağını düşünmemiştim ama gayet güzel durdu arkadaşlar. Bayağı şey yani böyle sıcak sıcak tutuyor. Kumaşı falan da güzel. Şöyle söyleyeceğim. Bu da meyveden, bu da meyveden. Bu ikisini karşılaştırdığım zaman bunun kalıbı daha geniş, bunun kalıbı daha dar. O yüzden bunu alacaksınız L beden alın, bunu alacaksınız M beden alın. 1.80-75 kilo için. Total 9 parça yaptık arkadaşlar. Gayet güzel parçalardı. Ben birçoğunu beğendim. Uygun fiyatlılar, kaliteliler. Seviyorum ben o Elsa ve Kin'in maymun konseptini. Şu anda da çıkardığı için mutluyum. O yüzden onlar kesinlikle dolabımda olacak. Videoyu buraya kadar izlediyseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü ben burada emek veriyorum, kombin yapıyorum, farklı farklı şeyler seçiyorum, size göstermeye çalışıyorum. Siz de abone olursanız benim için çok güzel olur. Benim için geri dönüşü bu arkadaşlar. Abone olmanız, videoyu beğenmeniz, yorum atmanız.